Reuters, DH terör örgütüne yakınlığıyla bilinen AMAK haber ajansına dayandırdığı haberinde Diyarbakır'da cuma sabah saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı DH'ın üstlendiğini duyurdu. Bağlar ilçesinde terörle mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün içerisinde bulunduğu eski Emniyet Müdürlüğü binasına düzenlenen saldırıda ikisi polis 9 kişi yaşamını kaybetmişti. Böylece DH ilk kez Türkiye'deki bir eyleminin sorumluluğunu kabul etti. Örgütün lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin olduğu ileri sürülen bir ses kaydı DH'ın medya organlarından Furkan Medya'da yayınlanmış. Bağdadi ses kaydında Türkiye'yi işgal edin çağrısı yapmıştı. Daha önce Türk yetkililer tarafından yapılan açıklamada saldırıyı terör örgütü PKK'nın üstlendiği duyurulmuştu.